Nihal. Gerçekten artık Gülşah kötü yorum yapmaktan yoruldum. Ay bunu yapan ama da niye? Ama gerçekten olmamış. Yani o kadar kavga ettik aynı çizmemi giyiyorsun diye. Yapa yapa bunu mu yaptın ay yani? Sen sanki böyle yaktın ortalığı, ya yıktın. Ya benim elbisem en azından ben hepsini beğendim. Yakışmıştı. Yani niye ben olmamış. De giyerdim ben de onu dümdüz minicik bir eteğin altına çorapla. Tamam yapma çorapla. Şurumunu alalım. Yani. Sevmedim yani bak. O tamam da yani yorum yapıyorum. Ya böyle bir kötü görünüyorsun yani nasıl kötü, o kürkün burada bitmesi bir anda, ondan sonra yeşil. Yani ben hiç anlam veremedim ya. Belki bence çok hiç renk kullandım diyedir. İki renk ya kullanmadım. Evet sen diyedir. Seviyorsun böyle zorlaştırmayı, evet. Kombinleri. Ama bu bence başarısız olmuş. Olabilir. Olabilir. Ayşegül. Bence elbise mini olsaydı hani hiç çok kararsız kaldım işte orada. Hiç lacivert karıştırmasaydın en azından hani daha sade olurdu. O kürkle birbirini tamamlardı. Yani ama şimdi evet hani birazcık değişik olmuş Gülşah. Kötü anlamda. Özlem. Yani Çiğdem'in yorumuna katılıyorum. Zenginlik yakışmıyor sana. Fekaretin bedelisin. Sırf bunu ben kanalı yapınacak olayım diye yapıyorsun ama. Ya gerçekten beğenmedim. Yani ya, renklerin çok güzel. O üç rengin uyumuna bayılırım ben. Ama olmamış. Çizme mi olmamış elbise? Elbisenin boyun. Ben de o arada çok kaldım. Mini mi yapsaydım dedim. Hiçbir şey olmamış. Yani hiçbirini böyle beğenmedim. Büyük olmuş değil mi üstüme? Büyük ya mu? Parçaları beğenmedim. Sanki böyle bir kuru temizleme şirketi var. Orada böyle kilitli kalmışsın hoşlandığın ay, kişiyle. Bunu da böyle senin mavi kürkünü de hala hatırlıyoruz. Gibi. O mavi kürkümü kimler beğenip istedi? O kürkünü. Evet. Türkiye burası normal. Niye Türkiye'de ne var? Yani sana da üç beden büyüktü kürkün. Olsun. Tamam. Yani demek ki giyebiliyormuşum. Oversize yapmıştım da ama benim böyle dağınık bir tatlılığım ya, vardı. Ya tatlılıktan ölüyordun. Çok tatlıydın o günü bence hatırla. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Gülşah Yılmaz, çizme 389 lira, çanta 119 lira, elbise 100 lira, kürk 250 lira. Gülşah hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Renk uyumu beğendim aslında ama bütün olarak beğenmedim. Çok fazla zorlama. Yeşil mavi, yeşil çanta, çizme boyunu sevmedim. Evet. Elbise tek başına güzel bir elbise ama o çizmeyle olmadı, o çantayla olmadı. Zorlama bu kadar. Tamam. Alt. Teşekkür ederim. Ya kasvet var üstünde. Evet renk uyumu çok güzel. Ama bir ten istiyor görmek. Tamam. Ya kötü değilsin tabii ki her zaman bir fikrin var Gülşah. Teşekkür ederim. Altı. Gülşah. Efendim Nur Hanım. Canım ya. Yani bu... O kürk, ben burada hayatta iki tane kürkü unutamayacağım. Biri Özden'in mavi, bir de bu yani. Ne alaka? Aa yani, ya ben inanamıyorum. Çok kötü, o çizmelerle o elbise olmamış zaten. Elbise o kadar zayıf kalmış ki o trikosu orada. Bir şey var. Hani bu kürk olmasaydı belki buraları bir canlandırsaydın. Sıra sıra o retro kolyeleri taksaydın. Bir küçük bir yelek, o da peluştan. Tabii giyerdin falan. Başka bir hava olurdu yani. Ama elbise içinde vücudunu çok iyi göstermiş. Saçın, makyajın çok kötü. Kafan karışmış. Altı. Teşekkür ederim. Puanlar sahiplerini bulduğuna göre hemen bugün ne olmuş ona bir bakalım puanların sonucunda. Evet Ayşenur, günün birincisi. Ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çiğdem, Ezgi ve İkizler, podyum sizin. We'll be right back.
jüri üyelerim, bugünün rozeti için karşınızdaki adaylarımız Ezgi, İkizler ve Çiğdem. Nurella. Ezgi. İvana. Ezgi. Ezgi yerine geçebilirsin. İkizler ve Çiğdem, İvana. İkizler. Kemal. İkizler. Peki. Bugünün rozeti de Çiğdem'in olduğu. Nihal. Pazartesi. Salı Çiğdem. Bakalım geride kalan 3 rozet kimlerin olacak? Zor bir gala. Belli ki sizi zorlayan bir konsept sizi bekliyor. Kolay değil. Çiğdem diğerine geçiyor. Sevgili izleyiciler, bugün tamamladık. Yarın aynı saatte puanlar ve tabii ki rozetin sahibini bulmak üzere karşınızda olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.